Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi 8. bölüme geçtik. Üçgende alanı öğreneceğiz bu videomuzla birlikte. Toplamda 12 adet köşe taşıyla öğretmeye çalışacak bize dostlarım. Üçgende alanı, sonra tarama testi, konu testi, ÖSYM soruları derken inşallah biz de güzelce öğrenip başka kitaplardan da takılmadan sorularımızı çözeceğiz. Şimdi 12 tane köşe taşı var madem, biz ilk 6'sını bu videoda çözmeye çalışalım. Hemen çevirdim. Ve birinci köşe taşımızın ilk sorusuyla başladım arkadaşlar. Alan A, B, C'yi soruyor. Burada bize direkt taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bir üçgenin alanı. A, B, C'nin tabanını şurası seçiyorum. 4 birim. Yüksekliğini de 5 olarak görüyorum. Bu 4'e inen yükseklikte 5. O halde 4 çarpı 5 bölü 2'den 20 bölü 2... 10 geliyor sorumun cevabı. Hangi tabanı alıyorsam o tabana inen yüksekliği almak zorundayım. 5'i almak zorundaydım. Zaten başka da yükseklik yok ya. Hani olsaydı alamazdım. Geldim buna. Boyalı alan nedir diye soruyor. Boyalı alanı şöyle bulacağım arkadaşlar. Bütün üçgenin alanını bulacağım. Şu sarıyla beyazın toplamını. Kocaman üçgeni, ki bakın bu kocaman üçgenin yüksekliğini şuradan aşağıya 4 vermiş. Bu yüksekliğin indiği tabanı da toplamda 4, 1 daha 5, 3 daha 8 olarak vermiş. O halde büyük üçgenin alanı 4 çarpı 8 bölü 2'den 32 bölü 2 yapar, 16 buluruz dostlarım. Bu kocaman üçgenin alanı. Şimdi şu beyaz üçgeni, yani şu kırmızıyla taradığım üçgenin alanını bulup çıkarttığımda geriye sarı alan kalacak. Peki bu beyaz üçgenin, yani benim kırmızı yaptığım üçgenin yüksekliği bakın 2, tabanı ise şurası, yani 4. O halde 2 çarpı 4 bölü 2'den 2'ler gitti, 4 geldi beyazın alanı. Tamamı 16'ydı, beyaz 4'tü. 16'dan 4'ü çıkartırsam da sarı boyalı bölgenin alanını buluruz. Evet, üçüncü sorumuz. 3 tane üçgen birim karelerden oluşmuş dikdörtgen içine üçgenler yerleştirilmiştir. Üçgenlerin alanlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bulalım üçgenlerin alanlarını. Bakın yeşil üçgenin şu yüksekliği olur arkadaşlarım. Birim karelerden oluştuğu için bunların her biri dik iner şuradan. Demek ki yüksekliğinin boyu 2 birim. 1, 2. Ve bunun tabanı 1, 2, 3, 4 birimdir. O halde bir numaralı üçgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den, 4 kere 2, 8, 2'ye bölersem de 4 gelir. Şimdi 2 numaralı üçgenin alanını bulalım. Bakın bunun tabanını da şurası 1, 2, 3, 4 birim seçelim. Ve bu tabana inen yükseklik de şurasıdır. 1 birim seçelim bunu da. 4 çarpı 1 bölü 2. 4 kere 1, 4. 2'ye bölersem de 2 gelir bunun alanı. Sıra geldi 3 numaralı üçgenimizin alanına. Bakın şurası 90 derece. Bu aslında bir dik üçgen. Dik üçgende şunu söyleyebiliriz. Dik kenarlarının uzunluklarını çarpıp 2'ye böldüğümüzde alanı buluyoruz diyebiliriz. Yani 3 kere 3 9, 9 bölü 2'de 4,5 geldi bunun alanı. Zaten bakın şuna inen yükseklik şu. Yani biz direkt dik kenarların çarpımının yarısı diyoruz. O halde en büyük alan 3, sonra 1, sonra 2 numaradır diyeceğiz. 3-1-2 sıralamasına bakacağız. Cevap Adana'da mevcut arkadaşlarım. İşaretledim geçtim. Evet şimdi geldik 2 numaralı köşe taşımıza. Alan A, B, C. Yine tüm alanı soruyor. Burada fakat önce bir dik üçgenimiz var. Bakın şurada bizim aşık olduğumuz 5, 12, 13 dik üçgeni var. O yüzden önce buraya bir 12'yi yapıştıralım. Şimdi bu 5'i yükseklik olarak aldım. 5'in indiği taban şurası, yani 14. O halde benim üçgenimin alanı 5 çarpı 14 bölü 2'den şunları sadeleştirelim 7 kalsın. 5 kere 7 35'tir, yani Ceyhan'dan gelir sorumuzun cevabı. Geldik buna.
Bakın burada da özel dik üçgenlerimiz var 2 adet. Buradaki 8, 15, 17'dir. Şuraya 15 yazalım. Buradaki de 6, 8, 10'dur. Buraya da 6 yazalım. Dolayısıyla bizim 8 denilen yüksekliğimizin indiği taban toplamda 21 oldu. Bize bütün üçgenin alanını sorduğu için taban olarak 21'i alıyorum. O halde yükseklik 8, taban 21 bölü 2. Bölü 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. 4 kere 21 de 84 yaptı. Yani Adana'dan geldi sorunun cevabı. Evet. Yine alan ABC'yi soruyor. Burada da biz iki tane dik üçgenden bir şurayı bir de şurayı bulacağız arkadaşlar. Önce şurada bir Pisagor yapalım. Kök 34'ün karesi yani 34 eşittir. 5'in karesi ile x'in karesinin toplamına yani 25 artı x kare. 25'i bu tarafa atarsam 9 eşittir x kare gelir. 3 eşittir x çıkar. Demek ki şurası 3. Hemen aynı muhabbeti bir de şuradan yapalım. Pisagor'u. Kök 41'in karesi 41 eşittir 5'in karesi ile y karenin toplamına. Pisagor yaptım. 25'i bu tarafa atarsam 16 eşittir y kare. Dolayısıyla y 4. Burası da 4 geldi. Yani benim 5 dediğim şu yüksekliğin indiği taba toplamda 7 oldu. O halde 5 çarpı 7 bölü 2'den 35 bölü 2 geldi alalım. O da 17,5'tur. Sorunun cevabı Edirne'den gelir. Geldik buna. Dikdörtgen ve iki tane kare var. HM paraleldir BC'ye demiş. Biri 2'yi, 6'yı ve 13'ü gördüm. Alan KFM. KFM. Yeşil bölgenin de alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şu karenin bir kenarı 2 ise burada 2, burada 2, burada 2 diyelim. Bu 1. Sonra şuradan bunu devam ettirirsek şu şekliyle. Canım kardeşim, şunun bir kenarı 1 ise bura 1, bura 1, bura 1 diyelim. Burası 1 ise şuraya da 1'i yapıştıralım. Sonra şurası 6 ise buranın da 6 olduğunu söyleyip şuraya 5 diyelim. Hatta burası da 5 oldu. Ve bakın burada bir 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Şurası 12 birim. Şurası 2 ise burada 2, burada 2. Şuraya 2, şuraya da 2 yazalım. Ve benim yeşil üçgenimin tabanı 7 çıktı. Ve bu tabana ait yükseklik de 12 geldi. Böyle 2 yapıyorum. Gitti gitti 6. 6 kere 7 Ceyhan yapar. Cevap 42. Evet, 2 numara da tamamdır. Çevirdik arka tarafı ve 3 numaralı köşe taşına geldik. Yine özel üçgenlerden faydalanacağız. Önce şu sağ taraftaki 45, 90, 45 üçgenini bir gömelim. Neydi bunun kuralı? 90'ın karşısında ne var ise 45'lerin karşısında kök 2'ye bölünmüş hali olacak. 8 kök 2'yi de kök 2'ye bölersek 8, 8 gelir. Ve bakın soldaki dik üçgende bizim aşık olduğumuz 4 tane özel dik üçgenden biri var. 8, 15, 17 dik üçgeni var. Alan ABC'yi soruyor. Tabanımızı 23 yaptım. Yüksekliğimizi 8 yaptım. O halde 8 çarpı 23 bölü 2. Şunlar gitsin 4 kalsın. 4 ile 23'ün çarpımı da Ceyhan yaptı 92. Evet. 45 görünce biz karşısına diklik indirecektik. Aha A'dan aşağıya bir diklik indirdim. Bakın bu diklik şu mavi üçgenin de yüksekliği oldu aynı zamanda. Yani altı kenarına inen yükseklik de oldu ki zaten bana mavi üçgenin alanını soruyor. Ben bu yüksekliği bulmalıydım zaten. Şimdi 90'ın karşısında 10 var. 45'in karşısına bulurken kök 2'ye böleceğiz demiştik. Bir sayıyı kök 2'ye bölerken de şu pratikliği yapıyorduk. Sayıyı önce 2'ye böl 5, yanına da kök 2 yaz. İşte burası 5 kök 2'ymiş. Artık tabanımız 6, yüksekliğimiz 5 kök 2 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. 3 kere 5, 15 kök 2 geldi sorumun cevabı.
Evet, şekildeki kapı duvarla 60 derecelik açı yapacak şekilde açılıyor. Peki. Şuradaki açı, bakın şurada bir üçgen var. Bu üçgenin şu açısı 60 derece. AB'yi 40 santim vermiş. Şimdi bu AB açılmadan önce AC'ye değiyordu. AC'ydi. O halde AC de 40. Ve bu üçgen bir eşkenar üçgen oldu arkadaşlarım. Çünkü tepesi 60, ayakları da atacaktı bu ikizkenarın, değil mi? O halde bu da 60 derece, bu da 60 derece, bu da 40 santim. Yani şöyle aşağıda göstereyim. Bize de bu eşkenar üçgenin alanını soruyor dostlarım. Ben şuraya bir eşkenar üçgen çiziyorum. Ve bu eşkenar üçgenin bir kenarını 40 santim diyebiliyoruz. Eşkenar üçgendeki yükseklik kenar ortay yapıyorduk 20-20. Açı ortay yapıyorduk 30 derece 30 derece. Şurası 60. 30'un karşısı 20 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katıydı 20 kök 3. Artık yükseklik 20 kök 3 taban 40 bölü 2 yapıyor. Hemen şu 2 ile 20'yi sadeleştirelim. 10 kalsın. 10'la da 40'ın çarpımı 400. Bir de kök 3 var. 400 kök 3 çıktı. Sorumun cevabı. Evet. 4 numaralı köşe taşındayız. Ne diyor? ABC ve AKC birer dik üçgen. Hatta bakın 5, 12, 13 dik üçgeni. Büyüğüne bakın. 12, 16, 20 dik üçgeni. Şurası 12 o zaman. 3, 4, 5'in 4 katı. Boyalı alan nedir diye soruyor. Yine ne yapacağım? Büyük dik üçgenin alanından küçük beyaz dik üçgenin alanını çıkartacağız. Şimdi birkaç köşe taşı açı köşe taşı öncesinde de söyledim. Dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani büyük dik üçgenin alanını bulurken 12 ile 16'yı çarpıp 2'ye böleceğim. 12 çarpı 16 bölü 2 diyeceğim. Ki buradan da ne geldi? 8 çarpı 12 yani 96. Bu büyüğünün alanı. Küçüğünün alanını bulurken de küçük dik üçgenin dik kenarlarını çarpacağım. Yani 5 ile 12'yi ve 2'ye böleceğim. Şununla şunu sadeleştirdim. 6, 5 kere 6, 30 yaptı. Ve boyalı alanı nasıl buluyorduk? Büyüğünün alanından yani 96'dan küçüğünün alanını yani 30'u çıkartacağız. 66 gelecek cevap. Evet. Şurada hemen 3, 4'ü gördüğüm için şu hipotenüsü çizersem burası 5 olur. Ve bana tüm dörtgenin alanını soruyor. İki tane üçgene ayırdım ben bunu arkadaşlar. Birisi 3, 4, 5. Diğeri de bakın 5, 12, 13 üçgeni. Lan 5, 12, 13 de bizim özel dik üçgenimizdir. O zaman 90'ı da 5 ile 12'nin arasına çaktım. Şimdi iki tane dik üçgenin alanını toplayacağız. Hemen bu üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2, 12 bölü 2'den 6. Şunun alanı da dik kenarları çarpıyorum. 5 çarpı 12 bölü 2'den 60 bölü 2'den 30. 30 ile 6'nın toplamını soruyor. Denizli'yi işaretledim çoktan. Ve geldim buna. Şekilde eş birim karelerden oluşan karton çizgiler boyunca kesilerek ABC üçgeni elde ediliyor. Oluşan ABC üçgeni şeklindeki kartonun alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi sarı bölgenin alanını soruyor. Arkadaşlar bu sarının alanını direkt taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulamıyorum. Çünkü tabanının istesem şu uzunluklarını bulurum tabii ki. Pisagor yaparım şuradaki dik üçgenden ama bunların uzunluklarını bulduğumda bunlara ait yükseklikleri bulamıyorum. Yani tam diklik nereden geçiyor? Mesela buradan indirdiğim yükseklik tam nereye denk geliyor onu bilmiyorum. Peki ne yapacağız öğretmenim? Şunu yapacağız. Bakın burada büyük şu birim karelerden oluşan kartonun alanını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim de burası var. 10 burası, 10 burası. Hatta 2'ye 8. Şurayı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Şurası 10. Diyelim. Şimdi büyük dörtgen bir kare. 10 çarpı 10'luk bir kare. O zaman karenin alanı şuydu.
iki kenarının çarpımı. Yani 10 çarpı 10'dan 100. Bu bizim bütün dörtgenimizin alanı. Şimdi ben bu dörtgenden, bakın şurada bir beyaz dik üçgen var, şurası. Bunun alanını çıkartacağım. Nedir bu da? Dik kenarlarının çarpımının yarısı, yani 8 çarpı 10, 80 bölü 2'den 40'ı çıkartacağım. Sonra şu dik üçgeni çıkartacağım. O da 6 çarpı 2 bölü 2'den 6'dır. 6'yı çıkartacağım. Sonra şu dik üçgeni çıkartacağım. O da 4 çarpı 10, 40 bölü 2'den 20'dir. İşte bu üçünü de çıkarttığımda sarı bölge kalacak. Yani 100'den 40, 60, 66'yı çıkaracağız. O zaman 34 kalacak geriye. Yani cevap Ceyhan'dan gelecek. Evet. 5 numaradayız. Hala dik üçgendeyiz arkadaşlarım. Dik üçgende bakın burada yine karşımıza 5, 12, 13 özel dik üçgeni çıktı. Bize de bunun yüksekliğini soruyor. Arkadaşlar yükseklik bulmanın en kolay yolu alandır. Şimdi bu dik üçgenin alanını dik kenarların çarpımının yarısıydı ya. Yani 5 çarpı 12 bölü 2'dir. Aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 13 çarpı x bölü 2'dir. Bakın bölü 2'ler gitti. Burası 60. 13'ü de bölü olarak attım. 60 bölü 13 geldi yüksekliğimiz. Hemen şuna bakalım. Bu bir 9, 12, 15 üçgenidir. Şimdi önce şu büyük yüksekliği bir bulalım. Şu yukarıdan aşağıya inen haşı. Ne yapıyoruz? Alandan buluyoruz. Büyük dik üçgenin alanı 9 çarpı 12 bölü 2'dir. Aynı zamanda şu yükseklik yani h çarpı 15 bölü 2'dir. Bölü 2'ler gitti. 3'e bölelim 5, 3'e bölelim 3. 36 bölü 5 geldi yüksekliğimiz. Tabii bu tamamı. Burası da 2'ye bölmüş. O zaman 18 bölü 5, 18 bölü 5 burası olur. Şimdi yeşil bölgenin alanını soruyor. Yüksekliği 18 bölü 5 çarpı tabanı 10 bölü 2. Şimdi şu 5 ile 10'u sadeleştirelim 2 kalsın. Bu 2 ile de bu 2'yi sadeleştirelim. Geriye bir tek 18 kaldı. Cevap Ceyhan'dan patladı. Evet, buna bakıyoruz. L harfi biçiminde yapılan bir demir çubuk sağ alt köşesi etrafında döndürülerek iki ucu yere temas ettiriliyor. Peki, yani 160 buraya geliyor, 120 buraya geliyor. Hatta bakın bu 3, 4, 5 üçgeninin bir katı. 12, 16, 20 üçgeninin de 10 katı. Yani 200 burası. Olduğuna göre çubuk döndürülmeden önceki en üst noktasının yere uzaklığı, şimdi döndürülmeden önce en üst noktası burasıydı ve yere uzaklığı 160 santimdi. Döndürüldükten sonraki en üst noktasının yere uzaklığından kaç santim fazladır diye soruyor. Şimdi döndürüldükten sonraki yere olan uzaklığı da en üst nokta şurası. O da bu. H'ı soruyor bize. Peki biz yüksekliği nasıl buluyorduk? Alandan. Önce bu dik üçgenin alanını yazıyorum. 120 çarpı 160 bölü 2'dir. Sonra taban çarpı yani 200 çarpı yükseklik bölü 2 diye de yazıyorum. Şimdi ikiler gitti. 1 0 1 0 1 0 1 0 gitti. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim 6. 6 ile 16'nın çarpımı 96 geldi h. Demek ki buradan yerden yüksekliği de 96. 160'tı 96. 64 santim daha da azaldı. Yani 64 santim daha fazlaymış dedik. Evet 5 numarada tamamdır. Geldik 6 numaraya. Evet. Yeşil üçgenin alanını soruyor bize. DCB. Bakın bu yeşil üçgenin tabanı 3. Şimdi bu tabana ait bir yükseklik. Bir kere Bursa'dan inecek. İlla yüksekliği böyle tam kenarın içine düşecek diye beklemeyin arkadaşlar.
Bakın burada uzatmış kenarı uzantısına düşmüş bizim yüksekliğimiz. Asıl yüksekliğimiz işte buradaki h. H 3'e ait yüksekliktir. Geniş açılı bir üçgende yükseklik dışarıdan iner. O halde önce buradan h'ı bir bulalım. Pisagor yaparsam bunun karesi 17, bunun karesi 1, 17'den 1 çıktı 16, buraya 4 kaldı. Demek ki 3'ün yüksekliği 4, 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 geldi bunun alanı. Evet, 2 numaradayız. Bakın 45 görüyorum, hemen karşısına diklik indirdim. 8 kök 2 ise burası 8, burası 8 geldi, şuraya 2 kaldı. Ve bu 6, 8, 10 üçgeni olması için şuraya 4 kaldı. Sarı üçgenin alanını istiyor. Bakın 4 benim tabanım. 4'ün uzantısına bir yükseklik inmiş A'dan. Yüksekliğim de 8. O halde 4 çarpı 8 bölü 2'den 16'dır sorunun cevabı. Hadi şuna bakalım. Şimdi AD etrafında katlanmış bu. Bir kere katlandıysa şu BD, B üssü D oldu. O halde burası da 4. 2, 6, 10 alan A, D, K. A, D, K. Yani şuradaki taradığım şu kısmın alanını istiyor. Şimdi 60 ise şurası 120. Arkadaşlar bu soruyu birkaç farklı yolla çözebiliriz. Sinüs alan bağıntısından çözeceğim ben. İstersem şuraya şöyle diklik indirerek de çözebilirim soruyu. Bu da bir yoludur ama ben sinüs alandan çözmek istiyorum. Bunu da bir görmenizi istiyorum. Şimdi üçgenin alanı bulunurken şu formül kullanılır. Bir kere başa 1 bölü 2 yazılır. Sonra bildiğiniz o iki kenarın çarpımı yazılır. Yani 10 çarpı 4 çarpı bir de o iki kenarın arasındaki açının sinüsü yazılır. Yani sinüs 120, o da kök 3 bölü 2'dir. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Bu 4'ü siler. 10 kök 3 kalır. Sorumuzun cevabı Adana'dan gelir. Evet. İsterseniz şöyle de yapabiliyorsunuz. Şimdi şurası 60 derece. 90'ın karşısı 10. 30'un karşısı 5 olacak. Buraya 3 kaldı. 60'ın karşısı da 5 kök 3 olacak. Bakın bu 5 kök 3 şuradaki 4'e inen yüksekliktir. O halde 5 kök 3 çarpı 4 bölü 2 diyerek de yine 10 kök 3'ü bulabildik. Evet, öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.